hepsi buradan alıp direkt olarak N11'de sattığımızı düşünelim. Hepsi buradaki fiyatına bakıyorum. 209 TL. N11'deki fiyatına bakıyorum. 289 TL. Barkottan ürün birebir eşleşiyor. Philips, Norelco, OneBlade elektrikli düzenleyici. Philips, OneBlade, Cube burada farklı, ya başlığını farklı vermiş ama iki pazar yerindeki barkod eşleşiyor. Şimdi ne satıldığını hesaplayalım. Gelelim pazar yerinden N11'i seçelim. Satış fiyatını ben bunu N11'deki satış fiyatından sattığımı farz ediyorum. 289 TL. Satış fiyatı önce kategorisini seçelim. Şuraya tıraş diyelim. Tıraş makinesi. Satış fiyatı 289 TL. Alış fiyatı direkt olarak hepsi buradan aldığımı farz ediyorum. 209 TL. Hiç pazarlık yapmadan falan direkt web sitesinden aldım. Kargo fiyatını arkadaşlar bir alıcıdan başka bir satıcıya göndertebilirsiniz aslında sipariş geldiğinde. Ama ben dropshipping modelini pek sevmiyorum biliyorsunuz. Ürün biter, bir şey olur. Ondan sonra işte tükendi, yok gönderemedim, mağaza puanınız düşer. Ben ürünü kendim alıp stoklayıp sattığımı farz ediyorum. Kargo fiyatına da örneğin 5 TL giriyorum. Ve hesapla diyorum. Aslında baktığımızda şu anda direkt olarak iki platform arasında alıp diğerinde sattığımızda kar oranını görebiliyorsunuz. Düşünülebilir. Yani dediğim gibi karlılık oranı size yeterli gelir gelmez. Aslında fena değil. Direkt biter arbitraj için. Aklınızda olması gereken bir iş modeli. Selamlar arkadaşlar. Arbitraj dediğimiz şey ister retail arbitraj olsun, ister online arbitraj olsun. Aslında ürünün farklı platformlardaki ya da bir mağazayla bir platformdaki satış fiyatı arasındaki farklardan kâr etmek. Yani ürün örneğin bir mağazada 100 TL'ye satılıyor, bir mağazada 130 TL'ye satılıyor. Ya da bir pazar yerinde 130 TL'ye satılıyor. Buradaki mantık şu, siz ürünü 100 TL'ye alıp 130 TL'nin üzerinde ya da 130 TL'ye satabilecek misiniz? Şimdi bunu otomatize etmek için aslında uzun bir süredir ne satır tarafında yazılım üzerinde geliştirmeler yapıyorduk. Şimdi size bunu otomatik olarak nasıl bulabilirsiniz bu tarz ürünleri? Bunu göstereceğim. Ve burada arkadaşlar illa Türkiye'den aldım, Amerika'da sattım ya da Almanya'da sattım diye kendinizi şartlamanıza gerek yok. Almanya'dan alıp Türkiye'de de satabilirsiniz. Hatta tam tersi, Türkiye'den alıp Türkiye'de de satabilirsiniz. Şimdi size spontane birkaç arama yapacağım. Bu aramalarda beraber inceleme yapalım. Mesela hep gösterdiğimiz örneklerden bir tanesi tıraş makinesi. Tıraş makinesi şeklinde arama yapalım ve uzantımızı çalıştıralım. Uzantı yavaş yavaş alanları dolduruyor. Bu sizin internet hızınıza göre değişebilir. Kaç tane farklı web sitesinde ürünün bulunduğuna göre değişebilir. Buradaki mantık şu. Şimdi mesela bu ürüne baktım. Bu ürün hepsi burada da 209 TL satıyormuş. N11'de 284 TL'ye satıyormuş. Şimdi ben bu ürünü hepsi buradan alıp N11'de satsam kâr edebilir miyim? Bir de şöyle düşünmek lazım. Bu kişi eğer hepsi burada da yüzde örneğin bunda sanırım tıraş makinelerinde %17 komisyon var. Ben bu kişiye ulaşsam bir tedarikçi olarak ya da bu kişinin tedarikçisini bulsam bunu %17 aşağıya da alabilir miyim? O zaman daha da karlı olur. Yani 217'nin %20'sini çıkarttın aşağı yukarı. Bir de onu ondan sonra N11'de 284 TL'ye satabiliyorsam daha da güzel. Tam tersi de olabilir. Şuraya tıkladığınız zaman eğer farklı sitelerde varsa farklı siteleri size gösterecektir. Mesela aşağıdakinde var. Teknosa'da 149'a satıyor. İşte Trendyol'da 169'a satıyor mesela. Yani burada ne yapılabilir? N11'den bulunup gitti gidiyordan alınıp belki Trendyol'da da satılabilir. Buralar artık sizin arkadaşlar çalışma mantığınıza kalmış. Sos parfümde bilmiyoruz zaten çok pahalıya satıyor. Aşağıya doğru şöyle ineyim. Mesela bu ürün Teknosa'da 99 TL. Hepsi burada 103 TL. Bakalım N11'de 99 TL. Diğerlerine zaten aynı. Trendyol'da 101 TL. Bazen arada çok kâr marjı çok daha yüksek ürünler de çıkıyor. Mesela farklı bir şeyler var mı? Buna bakayım. Mesela bu burada 194 TL. Hepsi burada da N11'de 260 TL. Farklı bir yerde bunu bulamamış. Bu neymiş? Hepsi burada da 229 TL. N11'de 219 TL. Şunu kapatalım. ePTT AVM'de 229. İşte webden aldı 241. Amazon.com.tr'de 249 TL. Yani mesela bunu burada alıp Trendyol'da da listelenebilir mi? Mesela N11'de 219 TL. Trendyol'da 269 TL. İlla yani demek istediğim şey arkadaşlar yurt dışına odaklanmanıza gerek yok. Türkiye'de arasındaki kâr marjlarından da bir şeyler elde edebilirsiniz. Elde etmeye çalışabilirsiniz en azından. Mesela şu iki ürün hesaplamasına bakalım arkadaşlar. Şimdi hepsi burada da aslında şöyle yapayım.
Komisyon hesaplamaya gideyim. Nesatılır.com'a. Şuna bakacağım. Bu ürün hepsi burada da 219 TL. Aslında bu kişiye komisyonlar öncesi, komisyonlar sonrası bu üründen ne kadar kar ediyor? Ürün maliyeti dahil gibi düşünelim. Komisyon hesaplamaya geleyim. Komisyon Hepsiburada'dan abi hesaplamada alıp direkt olarak N11'de sattığımızı düşünelim. Hepsiburada'daki fiyatına bakıyorum. 209 TL. N11'deki fiyatına bakıyorum. 289 TL. Barkottan ürün birebir eşleşiyor. Philips, Norelco, OneBlade elektrikli düzenleyici. Philips, OneBlade, Cube burada farklı, başlığını farklı vermiş ama iki pazar yerindeki barkod eşleşiyor. Şimdi ne satıldığını hesaplayalım. Gelelim pazar yerinden N11'i seçelim. Satış fiyatını ben bunu N11'deki satış fiyatından sattığımı farz ediyorum. 289 TL. Satış fiyatı önce kategorisini seçelim. Şuraya trash diyelim. Trash makinesi. Satış fiyatı 289 TL. Alış fiyatı direkt olarak hepsi burada da aldığımı farz ediyorum. 209 TL. Hiç pazarlık yapmadan falan direkt web sitesinden aldım. Kargo fiyatını arkadaşlar bir alıcıdan başka bir satıcıya göndertebilirsiniz aslında sipariş geldiğinde ama ben dropshipping modelini pek sevmiyorum biliyorsunuz. Ürün biter bir şey olur ondan sonra işte tükendi yok gönderemedim mağaza puanınız düşer. Ben ürünü kendim alıp stoklayıp sattığımı farz ediyorum. Kargo fiyatına da örneğin 5 TL giriyorum ve hesapla diyorum. Aslında baktığımızda şu anda direkt olarak iki platform arasında alıp diğerinde sattığımızda kar oranını görebiliyorsunuz. Düşünülebilir. Yani dediğim gibi karlılık oranı size yeterli gelir gelmez. Aslında fena değil. Direkt biter arbitraj için. Aklınızda olması gereken bir iş modeli. Hatta belki daha da ucuza alabilirsiniz. Toplu halde de alabilirsiniz. Bu kişiden ya da tedarikçisinden. Bunu N11'de satabilirsiniz. Aradaki farktan para kazanabilirsiniz. Sadece N11'de kısıtlı değil dediğim gibi. Yani mesela bu burada 119'a satıyor. N11'de mesela şu ürün 199'a satıyor. Arada ciddi fark var. İkisi, bir bakalım ikisinin fiyatları yani ürünler doğru mu? Neden doğru mu diyorum? Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Kişiler farklı barkodlar giriyor. Adam mesela sakız satacak. Gidiyor tıraş makinesinin barkoduna giriyor. Ürün, sanki program bunu o zaman sakızı tıraş makinesi gibi algılıyor. Çünkü barkodlar birbiriyle eşleşiyor. Bakalım doğru mu ürünler? Neydi ürün? BG1511. N11'den tıklayayım. Bakalım BG1511 mi açılacak? BG1511 199,5 TL. Burada BG1511 119 TL. Arada ciddi fark var. Yani hepsi buradan alıp N11'de satsanız. Bu tabii ki arkadaşlar bir gösterge. Yani sen bu aradığın ilk sayfaları gezdikçe farklı daha da kâr marjı yüksek şeyler bulacaksınızdır. Biz araya web uygulamasında şöyle şeyler yapacağız. Yani platformlar arası satış kârını göstereceğiz. Ben bunu N11'den aldım. Hepsi burada satarsam ne kadar kâr ederim? Hangi platformlar arasında ne kadar kârlılık gözüküyor? Onu gösteriyorsunuz. Göstereceğiz. Her üründe tabii ki kâr olması mümkün değil. Yani kimi ürünlerde kârlılık olmayacaktır. Kimi ürünlerde ise belli miktarda karlılık çıkacaktır. Ama unutmayın retail arbitraj yaparken zaten %70-%80 karlılık beklemek çok gerçekçi olmaz. Şunu da Yedek kontrolcak bölüm da yok. mesela. 289 TL. Bunda yedek bıçak var. 209 TL. Yani aslında şöyle bir şey var. Bu doğru bir şey değil. Şu açıdan doğru bir şey değil. Teknik olarak doğru bir şey değil. Bu ürün eğer sen bu ürüne yedek bıçak ekliyorsan aslında aynı barkod olmamalı. Zaten barkodun global ve universal olmasının mantığı bu. Sen eğer buna 3 tane barkod ekliyorsan, 3 tane tıraş bıçağı bir şey ekliyorsan o farklı bir ürün oluyor. Neyse çok teknik detayına girmeyeyim. Ama sonuç olarak bu ürün burada 209, burada 289 TL. Yani dediğim gibi bunu arkadaşlar böyle hepsi burada N11 vesaire gibi kıyaslamayın. Hepsi burada Trendyol da olabilir. Trendyol gitti gidiyor da olabilir. Gitti gidiyor N11. Yani hepsi arasında da düşünebilirsiniz. Yurt dışında da düşünebilirsiniz. Burada diğer uzantı zaten gösteriyor. Almanya'da bu kadar, İtalya'da bu kadar, Fransa'da bu kadar, UK'de bu kadar diye. Ama elektrik ürünlere dikkat edin. Yurt dışında satmaya kalkarsanız prizleri farklı, voltajları farklı olabilir. Onlara dikkat etmeniz gerekir. Ama arkadaşlar mantığı anlattım herhalde. Henüz bu yazılımı canlıya geçirmedik. Yakında geçireceğiz ama. Yakında kullanılabilir hale alacağız. Şu an için buradakinden faydalanabilirsiniz. Bunda zaten bu ücretsiz. Yani Türkiye platformlarını size ücretsiz olarak gösteriyor. Ben de şu anda soru işareti çıkıyor. Çünkü VPN'e bağlanmam gerekli. Aslında bağlanıp göstereyim size. Türkiye bu şuranın çalışma mantığını da. Evet, Türkiye IP'sine baktığımda da şu anda VPN'e Türkiye'ye bağlandım.
gene aynı fiyatı gösteriyor. Farklı bir platformda varsa, bulabilirse program, farklı platformdaki fiyatlarını da burada gösterecektir. Umarım arkadaşlar ilginizi çeken bir yazılım olmuştur ve ilginizi çeken bir video olmuştur. Bunu geliştireceğiz. Yani farklı şeyler ekleyeceğiz. Karlılıkları, analizleri daha detaylarla getireceğiz. Şu anda oldukça beta değil, hatta alfa döneminde. Yani daha yeni yeni bu yazılımın bu kısmını geliştiriyoruz. Nesatılık.com üzerinden bunun hesaplamalarını yapabilirsiniz. Bunu manuel olarak da yapabilirsiniz. Yani ürünü aratırsınız Google'da tek 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 tek, ama uğraşılır mı bilmiyorum. Yani biraz zamanınızı alır. Buradan da ürünün karlılıklarını, komisyonlarını hesaplayabilirsiniz.